Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters olarak sizlerle birlikte elektrikli şimşek gibi bir e-tron inceliyoruz. Bugünümüzde bu arabanın özelliklerine göz atıp geleceğe göz kırpan yanlarına da hep birlikte değineceğiz arkadaşlar. Fişek gibi gidiyor. Gayet de güzel duruyor. RS6'dan ufak tefek esintiler var arkadaşlar. Çok değişik anlara şahit olacağız inşallah. Evet, öyleyse şimdi artık sahne e-tronun ve hep birlikte bu aracı izleyelim arkadaşlar diyerek günümüze başlıyoruz. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar diyerek yanıma sevgili İ8 Aycan'ı davet ediyorum. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Lanç Aycan. Lanç olmayan arabalara lanç yaptırıyormuş da. Ortaya çıktı evdeki arabaların arıza yapma sebebi. Neden, şanzıman kırıyor. Şanzıman neden kırılıyormuş ortaya çıktı. Evet, İ8 Aycan'a arkadaşlar arınma gecesinde demiştiniz ki... Oğlum o kadar egzozdur, downpipe'dur, her şeyi yaptık, en hızlısı olduk. Ama yine de yarınamadık. Elektrikli grubuna girdik yine. Aynen, elektrikli i8, elektrikli Aycan diye bir yer oldunuz. O yüzden tabii. Ne yaptık? Aycan dedi ki ben dedi bu arabayı satarım. Sattı. Yolladı ve sattı. 2 gün önce sattık. Çok yakın zamanda arkadaşlar inşallah çok güzel bir sürprizimiz olacak. Bence çok beğenecekler. Kanka bayağı beğenecekler. Tahminler varsa da hangi arabayı aldığıyla alakalı aşağı yorum olarak bırakın diyerek e-tron'a başlıyoruz. Şimdi tasarım özellikleriyle başlayalım. Arkadaşlar ön ızgara. Kapalı bir yapı. Evet. Arada bir ufak açıklık var. Aynen. Nedir abi sebebi? Abi sebebi akülerin rahat hava akımıyla soğumasından dolayı. Çok küçük bir alan bırakmışlar. Aynen, küçük bir alan bırakmışlar. Elektrikli hissi de yok değil mi arabanın görünüşünde? Evet. Yani sanki dizel 3.0 günlük yani normal, Q8 gibi bir araba. Biliyorsun Q7, Q8 ön panjurları böyle büyüttü. Hepsinin tasarımı neredeyse birbirine benziyor. Evet. Farlar olsun, şeyler olsun. Bir yandan da gelecekteki otomobillere göz kırpıyor iç kısmına bindiğinde. Tabii ki de. Çok değişik şeyler var. İlerleyen dakikalarda izleyeceğiz. Benim çok hoşuma giden bazı özellikler var. Jant lastik, fren kiti. Jantlar, aynen. Neler var? Bunların hepsi opsiyonel kanka. Bunların fren kitleri zaten 6 pistonlu oluyor. Jantlarda 21 inç özel jant olarak geliyor. Değil kanka mi? Şimdi araba çok ağır olduğu için 2,5 ton bu araba. Durmuyor. Bizde binince 3 tona yakınlaşıyor. 4. Hani ailenin bindiğini düşün. Evet. 3 tonluk araba. Ciddi ağır bir araba yani. Evet. Hani evet. Ve ciddi hızlı gidiyor bu ağırlığına da göre. Burada bir şey var, e-tron yazısı, ama bunun diğer tarafında ne var? Gel gidelim bakalım hemen. Basıyorum. Bastım. Zınk. Buradan şarj oluyor. Bu AC miydi? AC kanka. Bir de bunun DC'si var. AC 7 kW ile 22 kW arası üretiyor güç. Evet. Bu normal evde takmalık bir şarj yani. Üçlü evin priz önü. Diyorlar yani. Üçlü prizi koymak için. Prizi yani. Bağla, dolsun. Bunlar da hızlı şarj için, DC için. Onu taktığın zaman da onlar da 44 kW oluyor. DC'de kaç dakikada şarj DC oluyormuş biliyor musunuz? 29 dakikada. 30 dakikada fulleniyor. Evet. 30 dakikada. Bundan doluyor. Bunu kapatıyorsun, eve bırakıyorsun. Burada da 6 saat ile 40 saat arası. Arası doluyor. Aynen. Şehir içinde kullanıyorsan gayet yeterli zaten. Kaç kilometre DC'de menzili var? Yani şehir içinde 400 gidiyor diyor. Diyorlar. Evet. Gider yapar. Ben çok bilmiyorum çünkü şehir içinde çok yapmadım. Hı hı. Ama şehir dışında 400 gitmiyor, onu söyleyeyim. En fazla 250 kilometre gidiyor. Yani yolda bu kalabilirsin. Bu araba şehir içi için yani. Zaten frenlerde dur kalkta elektrik ürettiği için rahatlıkla 400'ü vurursun. Ama şehir dışında sabit bir hızla gittiğin için o elektrik tükenecektir. Arka tarafı mükemmel. Gayet hacim olarak. Kocaman, hacimli. Bagaj hacmi de gayet yeterli. Evet. Ama ön tarafı en son gösterip yola çıkalım. Bir bence. Otursana kanka. Bir ben görsünler oturayım. Diz mesafeni. Benim boyum 1.73. Ön tarafta koltuk en arkalara kadar gelmiş evet. Gibi bir şey aslında. Çok rahat. Arkadaşlar bakın, arka kısımdaki hava iklimlendirme sisteminin kontrol ünitesi burada. Aynı zamanda alt kısımda 2 tane USB girişi var arkadaşlar. Ve buradan bir tane de çakmaklığımız var. Arka kısımda da bu şekilde. Aydınlatma paketi ise arkadaşlar renk değiştirebiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi aracın arka tasarımını arkadaşlar göz atalım. Dans ediyor kanka resmen. Bu ne abi? Çok güzel. Cebinden anahtar varken direkt ayağına atıyorsun kanka. Tekmeyi koyuyorum poposuna. Hop o açıldı. Direkt açılıyor. Koydun her şeyini. Bu arada bagaj hacmi gayet kocaman. Bayağı büyük. Kapatmak için de cebinizde anahtar varken, eliniz doluyken evet. Direkt yine dokunuyorsunuz. Geri kaçtığınızda
kendisi kapanıyor direkt. Belli başlı geriye gitmen gerekiyor ki seni algılasın. Kafana çarpmıyor kanka. Aynen. Koruması var. 55 quattro diyor. Evet. Artık Audi arkadaşlar 35 quattro bilmem ne onlar TFSI. Bir de şey motor güçlerine göre 45 TFSI var. Evet. Hani 55 TDI var. Hı-hı. 50 TDI var. Değişik değişik motor kodlamaları en var. En güçlüsü bu versiyon. Zaten tek versiyon 55 quattro diye geçiyor. Kaç beygirlik versiyon 408 bu? 408 beygir. Fena yürür. Şimdi arka taraftan ön tarafa doğru geldik. Farlar efsane yanıyor. Bu Matrix far kanka. Yukarıda kamera var. Sol karşıdan araba geliyor sana ve sen uzunları yakmak istedin. Akıllı sistem olarak far, soldaki farı biraz daha sağa doğru çekiyor. Karşı taraftaki insanın gözünü almasın diye. Senin yolunu gayet iyi aydınlatıyor. Şimdi kaputun altına bir bakalım artık tamam, bence. Evet. Audi e-tron'un motor kaputunun altında acaba ne var? Çok şaşıracaksınız. Evet. Oğlum bu ne? Hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok evet. Telefon çalıyor kim arıyor? Lane Hunters Kanada arıyor evet. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda Lane Hunters Avusturya, Lane Hunters Germany ve Lane Hunters Kanada olarak ailemizin uzantı bağlantı kollarını tabii kurduk. Efendim Ahmetciğim şu an çekimdeyim hatta seni de kaydediyorum. Kanada'dan saygılar. Kanada'dan saygılar eyvallah. Kanada'ya. Almanya'ya ve Avusturya'ya selamlar diyoruz sevgili Aycan'cığım. Leynantis ailesine selamlar. Aynen olsun. Bütün ailemize arkadaşlar. Tabii. Sağ olsunlar canlarımız bizi destekliyor. Tabii ki de. Evet şimdi. Alan bu. Arkada ve önde iki tane aküsü bulunuyor. Evet. Burada DC şarj ünitemiz var işte. Başka altta bir kısım var kanka. Bu işte klikodur ne bileyim. Yol yardım çantası. Bijonlarıdır. Anahtarlı bijonları var. Yürü lan. Çok iyi. Evet yürü. İki tane motor var. Evet. Birisi önde, birisi arkada. Tek vites arkadaşlar. D'yi alıyorsunuz, yürüyorsunuz. Hiç vites değiştirme yok. Evet, kapatıyoruz artık. Hadi bir de içine geçelim. Geçelim. Aynen. Şimdi frenimize bastık. Çalıştı. Çalıştı. Bu kadar. Burada bildiğimiz her arabada olan far kontrolleri vesaireler var. Onun için zaten otomatik olarak arkadaşlar araba bütün her şeyi yönetiyor. Aslında biraz akıllı bir araba diyebiliriz. Orta kısma geldiğimizde arkadaşlar gene böyle kocaman bir ekranımız var. Alt kısımda da arkadaşlar klima kontrollerinin sağlandığı gene bir ekran mevcut. Buradan koltuk ısıtma ve soğutmanın ayarları da yapılabiliyor. Evet. Şunu görüyor musunuz? Efsane. Burada kablosuz şarj özelliği yani değil mi? Bu da normal ekstra bir şeyler gözümüz koymak var için. Bardaklık. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda bu nedir? Bu bir vites. Kankacığım bu vites genelde herkes bunu çekmeye çalışıyor da bu normal tutma yeri. Buna dokunmuyor. Aynen öyleyse. Bu genelde bu oynuyor. Bak evet. Şu an D'ye geçti. Evet ben frene basıyorum re, zaten. Aynen. Bu park içinde yanındaki tuşa basıyoruz. Aa, parka geçiyor. Çok güzel ya. Arabanın neresini görmek istersen yanı mı arkasını mı her şeyini gösteriyor. Bu da 3 boyutlu olan kısmı. Ve farkında mısın? Gerçekten çevreyi gösteriyor mesela. Gel senin arabayı bulalım. Aha orada. Arkadaşlar bak. Evlat orada. Aman Allah'ım çok da güzel çekiyor ya. Garajda bir tane de Q8 var. Çekmemizi istiyorsanız aşağıya arkadaşlar çökün. E-tron detayımız var burada bir tane. Onun dışında arka kısımda arkadaşlar bu şekilde. Bu canavarla birlikte yola doğru artık çıkmanın vakti geldi diyoruz. Bir de ara gaz veriliyor mu kanka? Onun da P'deyiz değil mi şimdi? P'deyiz. Kanka, ara gaz veriyor mu? Yok, olmuyor. Çünkü motor yok. Aynen, çünkü motor yok. Evet, ara gaz yok arkadaşlar elektrik arabalarda. Yola doğru artık bence çıkıyoruz. Aynen. Hadi bakalım, bismillah. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi yola doğru çıktık. Nasıl kullanımı? Rahat değil mi? Oğlum oyuncak gibi lan. Beyler biz senin mi? Benzinlilere elveda, elektriklere merhaba. Elektrikli diyorsun eyvallah. Tamamen aktarıyor lastikleri. Cart curt. Abi araba tek vites. Şanzımanla bak, zaman kaybetmiyorsun. Oğlum çok iyi lan. Frenaj yapalım hadi fren. Oo çok iyi de duruyor. Kanka 2.5 ton. Bir söyleyeyim mi sana? Acayip hızlanıyor, acayip iyi duruyor efsane yani. Daha ne olsun yani. Kanka yapıştır direkt. Tamamen. Oha. Bu ne oğlum? Bu ne? Aa şaka gibi. Bir de off-road modu var kanka. Off-road'da yükseliyor bak, muyuz şu an? Tabii yükseliyor şu an. Aa. Araba ses sistemi ne var? Şöyle bir sistem var kanka. Orkestra gibi düşün. Mesela bir enstrüman burada çalıyor. Bir enstrüman burada çalıyor ve bunu dağıtıyor. Kemancı, sağ sol oynuyor yani. Kemancı nerede kardeşim? Kardeşim o oynuyor işte ortalıkta. Dolaşıyor yani. Sağda solda arkada. O. Dın 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 dın.
i8'e neler yaptınız diye sordunuz, merak ettiniz. Yazılımımız vardı stage 2. Egzozumuz vardı kat iptaline göre, downpipe'ımız falan. Orta kat iptali de vardı ama ortaya çok güzel bir susturucu koydum. F90 M5'in susturucusuydu. Allah Allah. Evet. Merak ediyorsanız arkadaşlar, kanaldaki BMW i8 videomuza göz atabilirsiniz. Tabii ki. Diyoruz. Şimdi buna dönüyoruz. Burada çok çarpıcı özellikler neler var? Kanka çok çarpıcı bir sürü şey var ya. Masaj ya, var bir de bu arabada. Onları nereden ayarlıyoruz? Koltuğa tıkladım. Şu an. Tamam. Koltuğa bastın ya. Vurma yapalım sana, tamam mı? Şu an başlattı mesela. Bana vuruyor. Evet, şu an sırtta arkadaşlar şöyle bir masaj olayı var. Sevgili arkadaşlar, bu arabanın teknik detaylarına çok kısa dokunalım. Tabii. Arabanın 0-100 kaç saniye? 5-7. 100-200 ölçtün mü? 100-200 ölçmedim ama çok hızlı kanka. S3 ile kapışmıştık, stok 310 beygir olan, onu geçtik. Arabanın yakıt tüketimi diye bir şey yok, elektrik yakıt harcıyor. Tükemi, aynen, burada mesela kahvalar yazıyor, anlık kahva bu. Vergi ve bakım şeyi nasıl, bunun ne kadar? Vergisi yani? Yüzüyor kanka. Yıllık ortalama 11-12 civarı. Öyleyse bir de burada bir kalkış yapalım. Tabii yapalım. Şimdi, dinamik modu aldım. Ben aldım biraz önce. Kanka ESP'yi kapatalım. Hadi ESP'yi kapatalım. Arkadaşlar şimdi sevgili e-tron'la birlikte ve IG ile birlikte bir 0'dan 100 alalım. Oo. Hadi bakalım. 100. Geldi. Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi çıkıyor. Abi uçuyoruz ya. Uçuyor yani o zaman. Ciddi anlamda uçuyor yani. Ses de yok arabada. Tabii. Yani. Sevgili arkadaşlar, gayet sessiz bir ortamdayız. E-tron'dan bir de dışarıdan kalkışına bakalım nasıl kalkıyor. Direkt ışınlanıyor ama ses mes yok yani. Benim ışınlandı. Komutanım bir cisim yaklaşıyor dedim, ışınlandı yemin ediyorum. Şüüüüm diye bir ses geliyor böyle. Nasıl? Böyle turbo sesi gibi değil de elektrik var ya böyle piyum diye bir ses geliyor. Yani durduğu zaman böyle piyum diye bir ses geliyor, değişik. En büyük özelliği de şu kanka. Önünde bir araba var. Evet. Gaza basmıyorsun. Hı-hı. Araba onun hızına göre kendini ayarlıyor. Fren yapınca da kendisi frenleme yapıyor ona göre. Yani onun hızını kullanıyor sana. Otopilot var kanka ama Türkiye'de çok şey yapmıyor. Sağlıklı Demaçta çalışmıyor. Değil. Sağlıklı çalışıyor aslında ama yollarımız kötü. Otomatik pilot da abi. Direkt elin önüne ayağını çekiyorsun ve araba şeritte kendi tutarak belirlediğin hızda kendisi gidiyor. E-tron alınır mı alınmaz mı sence? Parasını bence tamamen hak ediyor şu kurda, biliyor musun? Bence de alınır ulan. Vallahi alınır. Kesinlikle yani alınır. Kanka böyle bir özellikte bu fiyatlara başka bir araba yok. Yok. Masajından tut, soğutma, ısıtma ve bir sürü özelliği var arabanın. Arkadaşlar bilgi ekranında bu şekilde değişiyor. Mesela burada haritaya navigasyonu geçtim. Gösteriyor. Burada direkt geliyorsun arabanın bilgileri. Kahvaları falan filan. Burada işte önü sürücü asistanı var. Trafik lambaları falan, işaretler. Burada normal radyolar falan. Bir de şuradan bir son ufak kalkış alalım öyleyse. Yani tamamen roketli arabayı. Tamamen roketliyorum kanka. Hemen izle şimdi. Gazı kırdım şu an. Şu an gazı kırdım galiba. Tümsek var. Hadi bakalım. Yapıştır pistonu. Bir dakika hadi bakalım. Yapıştır pistonu. Fren çok iyi. Çok iyi. Efsane. Bir söyleyeyim mi size? Efsane şu mükemmel an. Mükemmel. Gözünüzü kapatın alın. Audi'ci olduğum için de hani... Ve arkadaşlar bir şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni gelen Taycanlar, Porsche Taycan'da evet. Porsche garanti vermiyor. Hı. Ama e-tronlarda Audi garanti veriyor. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani parasını hak ediyor mu dediğiniz zaman bu kurda çok net hak ediyor arkadaşlar. Vallahi yani. Öyle, aynen. Ve malzeme kalitesi nasıl abi? Çok güzel. Üst düzey. Her yeri deri falan. Lüks. İnanılmaz lüks yaşatıyor yani lüksü. Ve şey sesi yok. Dışarıdan bir ses alamıyorsun değil mi arabaya? Gürültü engelleme şeyi de çok başarılı evet yani. Arabanın bu sana bir şey diyeyim mi? Arabada gaza basıyorsun, arabada ses duyulmuyor. Yani lastik sesi de yok kanka arabada. Ciddi yalıtımı çok güzel bir araba. Benim TT hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel olacak. Şu an çok da güzel oldu dışı, biliyor musun? Aynen ama son ufak tefek sen dokunuşlarını yapacaksın ama biliyorum yani beraber güzel bir TT çıkartacağız inşallah. Aynen. Diyoruz arkadaşlar, umarım beğenebileceğiniz bir içerik hazırlayabilmişizdir. Aycan'a böyle bir canavarı bugün getirdiği için ayrıca her çok zaman teşekkür ediyorum. İlk i8 videomuza bakar mısın? Orada da evet. Çok şeydim, anladın mı? Aynen. Kamerada şimdi doğal ve mükemmel yani. Evet. Ben de elimden gelince ben de zamanla daha da tecrübeleniyorum açıkçası. Tabii gerçekten de zor bir iş yaptığımız, işte kolay değil arkadaşlar. Herkes kamera önünde konuşamıyor yani. Ben evet. Dilim tutuluyor bazen. Ama şu an artık şu rahatlıkla. Şu an seninle çok yakın olduğum için rahatım. Aynen. Kamera yok gibi konuşuyoruz tabii yani.
Umarım beğenebildiğiniz bir içerik hazırlayabilmişizdir. Ayca'nın bir sonraki, i8'den sonraki aracıyla alakalı yeni aldığımız araba ne diye bıraksınlar tahminlerini. Çok hızlı bir araba gelecek ama. Kesinlikle valla. Arınma gecelerinde de izleyince harbiden yani bayılarak izleyeceğiz. 2020 model olarak arkadaşlar Türkiye'de tek olacak. Efsane bir şey geliyor. Yani ben de çok heyecanlıyım. Onun da indirirken tırdan indirme videosunu tabii, çekeceğiz arkadaşlar. Cumhur'a gelince direkt. Zınk jelatinlerini sökeceğiz diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Q8'de sonradan çekmemizi istiyorsanız tabii, aşağı yorum olarak onları da bırakabilirsiniz. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.